Evlat! Kız, kız ne yapıyorsun sen orada kız? Kızıyorum, yardım edin. Ay gel, gel düşmeyeceksin gel. Gel, gel, gel düşmeyeceksin. Korkma, korkma. Kurtar beni. Hayat avukatı. Hayırdır kız? Ben de Sümbülteki aramaya geldim. Ayağım kaydı. Ne oldu ben de anlamadım. Ay kız bak hele iyi ki gelmişim ha. Ben de kendim için geldiydim Sümbülteke toplamaya. Ne yaptın nerede? Biraz sonra duvar masalını dolaştım. Ye hemen ye ye. Yedim zaten. Abo yedin mi? Aha. Hepsini mi? Aha. Kız çiçeği de mi? Aha. İyi halt ettin. Niye ki? Onun çiçeğini değil filizini yiyeceydin. O çiçeğin bir takım yan etkileri vardı kız. Ne gibi? Ay, uyuşukluk gibi. Halsızlık gibi. Görme bozukluğu gibi. Ha bir de baygınlık gibi. Baygınlık? He baygınlık. Abo. Abo kız gitti. Abo bayıldı kız. Ay kızım. Güzel kızım. Güzel kızım, tatlı kızım, kıskanç kız. Hazar? Aşkım. Hazar, ne oldu bana? Vallahi ben de sana onu soracaktım aşkım. Nereye kayboldun sen? Aşkım, asıl sana ne oldu ya? İyi misin? İyiyim, iyiyim aşkım. Sen ortadan kaybolunca ben de seni aramaya çıktım. O arada da ayağım burkuldu. Ama meğerse kırıkmış. Ay aşkım, çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Neyse ki Durdu Ebe tam zamanda geldi. Durdu Ebe kim aşkım? Çukurova'nın yarısını doğurtan kadın. Yani Nazgül'ü öyle söyledi. Aşkım, bir, sen ebeyle mebeyle ne işin var? İki, bu kadın seni nereden tanıyor? Ne aşkım? Biz geçen gün Durdu Ebe'ye gittik. Benim için. Aşkım, şu an söylediklerinden de anlattıklarından da hiçbir şey anlamıyorum. Anlatacağım aşkım. Anlatacağım. Nazgül bebek kontrol için gittiğinde ben de muayene oldum. Doktor bir süre çocuğumu olmayacağını söyledi. Ne? Ama korkma aşkım korkma. Tedavisi varmış. İlaçlarımı kullanıyorum. Aşkım bir de sen ilaç mı kullanıyorsun? Aha. Durdu Ebe'nin söylediğin çiçeği de yedim. Artık hiçbir sorumuz kalmadı. Ya Bella sen bana söylemeden ne işler çeviriyorsun? Niye bana anlatmıyorsun hayatım? Ama Durdu Ebe'm... Ya başlatma Eben'den de böyle koca karı ilaçlarıyla çiçekle böcekle tedavi mi olurmuş aşkım ya? Bir de üniversite mezunusun. Harbiden yazık sana. Ama Hazar nasılsınız bakalım? Sağ olun. Ben çok iyiyim doktor hanım. Hatta hemen çıkabilirim. Asıl Hazar nasıl? İkinizin de durumu gayet iyi. Tahlil sonuçlarınız normal. Taburcu olabilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bak duydum hayatım. Artık evimize dönebiliriz. Gideceğiz, gideceğiz aşkım da ilk önce başka bir doktora uğramamız gerekiyor. Niye? Doktor iyisin dedi. İyiyim, iyiyim de biliyorsun aşkım. Çocuk tek başına yapılmıyor. Ben de bir muayene olayım ha? Ay aşkım, canım kocam. Ay. Ay çok teşekkür ederim. Ayağın nasıl ya? Çok mu acıyor? Evet aşkım. Ama öpersen geçer herhalde ha? De! Ne olmuş? Gelsin dolara zam gelmiş ha gözleri böyle belerdiğine göre. Kaç lira olmuş abla? Kız bir dur. Vallahi sanırsın Borsalar Birliği'nden arıyorlar ha. Kız ne oldu anlatsana. Ya planı vurmuşlar. Vah. Kim vurdu ya mı gitmiş yoksa? Ya Baran'ı da içeriye atmışlar. Anam yoksa Dilan'ı Baran mı almıştır? Ya kız anne anlatsana. Boşuna dememişler su testisi su yolunda kör olur diye.
Kim bilir gene kimin ahını aldı, hangi mazluma ne attı? Süslü Asiye. Onu artık kızına sorarsın. Kızını da içeriye almışlar ya. Ne diyorsun sen Möhteber Ana? Ya ne nasıl olduysa onu diyorum ben Azar. Yani Dilan vuruldu hastanede. Şirin'le Baran mahpusta. Ferhat da kaçıvermiş işte. Ya kim kimi vurmuş? Ya kim kime ne yapmış? Ben hiçbir şey anlamadım Möhteber. Ay yediniz gül gibi kızımın başını. Ay zavallı kız şimdi mahpushane damlarında aç mıdır, susuz mudur, üşüyor mudur, kim bilir ne haldedir. Yazık ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya ne oldu? Bu işin aslını aslarını bana bir anlat. Benim mi Öteber'im? Benim kızımı kim mahpus damlarına soktu? Vallahi ben de bir şey anlamadım ama. Ya baba, burada böyle oturacağımıza gidelim karakola, orada öğrenelim neymiş. De haydi. Aa! Kızımı getir bana. Getireceğim Asiye. Merak etme. Sağ salim getireceğiz Şirin. Aşkım, anam da sana emanet, tamam mı? Tamam aşkım. Erhan! Çık ulan ortaya dümbük! Beni duyduğunu biliyorum. Çık ortaya yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Erhan! Buyurun. Sen de oradaymışsın, doğru mu? Doğrudur ağam. Orada ne oldu bana anlatacaksın. Tek tek. Ne oldu lan orada? Ağam ben çarşıya çıkmıştım. Tesadüfen Şirin'i gördüm. Meğersem Baran da oradaymış. Kızın kolundan tutmuş, rahatsız ediyordu ağam. Şirin de kaçmak istiyordu belli ki. Ben de onları öyle görünce dayanamadım. Baran'a vurdum bir tane. Baran da bana silahını çekti. Ne olduysa ondan sonra oldu ağam. Arbede çıktı. Dilan da o sırada vuruldu. Dilan vuruldu öyle mi? Peki sen ne yaptın? Oradan kaçtın öyle mi? Ne yapsaydım ağam, korktum. Peki Şirin ne yaptı? Oradan kaçmadı, senin yüzünden tutuklandı. Ağam Şirin'i niye tutukladılar ki? Ulan benim sorduğum soru da o işte. Şirin'i niye tutukladılar ki? Benimle beraber geleceksin polise. Teslim mi olacaksın? Her şeyi tek tek anlatacaksın. Yürü. Yürü, yürü. Yürü çam yarmaz. Konuşmayı biliyorsun. Orada da anlatacaksın. Geç. Geç lan şuradan. Nereye getiriyorsun? Ya oğlum. Gel oğlum, gel. Budur duvar, koymaz bana. Güneş lazım değil bana. Şirin doğmuş sabahıma. Ellemeyin, söndürmeyin. Yaksın beni, ben öleyim. Vallahi Şirin doğmuş sabahıma. Ellemeyin, söndürmeyin. Yaksın beni, ben öleyim. Aman geze geze yüreğime. Dert oldu, valla geze geze. Yeter be yeter. Allah Allah, seni gören ilk defa buraya düşmüş sanacak. Sus artık, sus. Müebbet mahkumuyum ben gülüm. Müebbet mi yedin? Aşkından müebbet yedim. Ömrü billah kurtulamayık artık. Bana bak, zaten sabıkan var artık. Vallahi hiç gocunmam, çeker vururum seni ha. Sen beni zaten vurmuşsun. Senden gelen başımla beraber. Sen ne dersen o ha. Bak hele Şirin'im. Diyorum ki buradan çıkak, kendimize böyle tertemiz bir sayfa açak. Ne diyorsun gülüm? Ben bu illegal pis işleri bırakırım. Sen de evinin hanımı, çocuklarımızın anası olursun. Ne diyorsun? Hı hı. Sen git, ben arkandan bir kovası dökerim. Şirin'im ben, Şirin'im. Gözümün nuru. Abi,
İyi misin Şirin'im? Ya abi ne olur beni buradan kurtarın. Baba ben hiçbir şey yapmadım. Beni niye burada tutuyorlar ya? Seni buradan kurtaracağız benim kızım. Çıkaracağız. Lakin önce küçük bir işim var benim. Onu halledip hemen geliyorum. Enişte! Sen hoş gelmişsin. Ulan deyyus! Ulan it! Sen gündüz gündüz benim kızımı takip mi ediyordun lan? Kimi takip etmişim? Ulan ben sana güvenmiştim. Seni adam zannetmiştim ulan ben. Hatta senden hoşlanmıştım bile. Vallahi mı? Sus lan! Ben bu davadan vazgeçeceksin sanmıştım. Ağam beni bir dinle hele ya, beni bir dinle. Ne dinleyeceğim lan seni, ne dinleyeceğim? Sen benim kızımı tut gündüz gündüz takip et. Sonra arada bir yerde sıkıştır. Bu mu lan senin adamlığın? Bu mu lan senin ağalığın? Allah'ıma, Kur'an'ıma sana kim ne demişse yalan demiş enişte. Ben bacımla geziyordum çarşıdayık ha. Şirin'i gördüm ha, bu Şirin. Akrabamdır, elim selam vermeyin mi? Verdim. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Bir yerden tüyü bitmemiş kıllık Ferhat var ya, pırtladı. Ya yüzüme zımzık attı. Haberim yok ha. Sonra ortalık 56 tabii. Bana inanmıyorsan Şirin'e sor. Kızın orada. Allah'ıma, Kur'an'ıma ben masumum baba. Enişte. Hakikaten mi? Ağlama dayıcığım, ağlama. Tamam. Biz Ferhat'ı getirdik buraya. Her şeyi anlatacak o. Merak etmeyin zaten. İlk mahkemede salarlar sizi. Peki Ferhat'a ne olacak baba? Yahu kızım, önce biz seni bir kurtaralım da Ferhat'ı sonra hallederiz. Allah size bir şey değil mi? Dilan şikayetini geri çekmezse biz buradan biraz zor çıkarız, size değil. İyi işte. Geri çeksin o zaman. Ben de onu diyorum işte. Birinin onu ikna etmesi lazım. Biri derken bana? Gelene. Birinin diyorum. Baş harfi azar diyorum. Sen mi be? Çok iyi yapmışsın. Vallahi bana müstahak. Ya aslında sen erkek olacakmışsın da anam galiba eşkiyi biraz fazla kaçırdı. Yanlış doğmuşsunuz kız. Abla Allah iyiliğini versin ya. Abin olacak o çakma ağa var ya. Neredeyse soyumuzu bozok diye değiştirecek ha. Sen hiç merak etme benim güzel ablam. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu davayı kolay kolay kapatmayacağım. Kapatma kızım. Geçmiş olsun Dilan. Sağ ol Azar. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Ana, bize biraz müsaade eder misin? Dilan'la konuşacaklarım var da. Ha, olur. Yalnız bırakayım. Tabii oğlum. Hemen. Aslanım ben. İyi misin? Gördüğün gibi işte. Asıl sen iyi misin? Onu da hele önce. İyiyim, iyiyim. Ufak bir kırık var ayağımda. Bir hafta sonra tel takacaklar, geçecek. Onu demiyorum. Kadersizliğini diyorum. Olanları duydum. Senin adına çok üzüldüm. Neyden bahsediyorsun sen Dilan? Tabii. Söylemek ar ediyor değil mi? Sen de haklısın. Ah ah, olacak şey mi? Sen ki koskoca bozokların Hazar ağası. Dilan sen ne diyorsun Allah aşkına? Soyun yürümeyecekmiş. Onu diyorum, şu sırlık meselesini diyorum hani. Anam ne diyor kız ya? Yok, yok öyle bir şey. Sen nereden duyduruyorsun bunları ya? Kimden duydun? Nereden duydum, sen duydum. Yalan mı? İftira mı? Bak, sen de ses edemiyorsun. Ah azarıma. Sen bunları hiç hak etmiyorsun, biliyorsun değil mi? Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Bu durum karımla benim aramdaki özel bir durum. Hem ben bunun için gelmedim. Kız kardeşim senin yüzünden nezarethaneye düşmüş. Onu düzeltmen için geldim. Neyini düzeltecekmişim? Şikayetini geri alacaksın, olup bitecek. Almayacağım işte. Ya böyle küdürüm kalırsam? He? O zaman ne olacak? Kim verecek bunun hesabını? Bak, anlıyorum seni. Sinirlenmekte haklısın. Ama isteyerek olmamış. Hem olayın içinde Baran da var, biliyorsun. Ayrıca kimsenin vurulmanı istesin Dilan. Kurşun sekmiş işte. Sizin yüzünüzden bir kurşun yemediğim kalmıştı, onu da yedim. Ama olsun. Ben kurşunun en büyüğünü kalbime yedim. Ha, bunun acısı ne ki? Sinek ısırığı kadar bile değil. Allah rızası için başa sarma.
Resmen havanda su dövüyorsun ya. Asıl sen havanda su dövüyorsun. O belayla boşa vakit geçiriyorsun da haberin yok. Hala anlamadın mı Hazar? Bela sana bir çocuk bile veremeyecek. Eninde sonunda bir başkasını alacaksın. Asla böyle bir şey olmayacak. Hele bir milletin ağzına düşüversin. Bak o zaman gör. Olacak mı, olmayacak mı? Sen beni tehdit mi ediyorsun Dilan? Yok. Ben sana yepyeni, taptaze, bol çocuklu bir hayat vaat ediyorum. Olmaz, olmaz, kata olmaz dediğinizi hiç yapmayacağım. Ya Kamile Hanım, niye inat ediyorsun? Yaşlı adam, aklı gitmiş. Bak, bizim elimizden hiçbir şey yemiyor. Acından ölsün mü gariban? Al götür şunları. Aman ona bir şey olmaz. Domuz gibi o be, sapık zaten o. Ya Kamile Hanım, karılar haklı. Bak kurban olduğum babamın aklı gittiğinden beri bizim elimizden hiçbir şey yiyip içmiyor ya. Ne olursun şu sıkmaları götür de yesin, yazık adama. Ha tabii tabii, ben adama sıkmaları vereyim, ondan sonra adam beni mincik mincik yapsın. Ooo! Karılar konseyi de buradaymış. Evet hanımlar, güzel muhabbetinize tüy dikmek istemezdik ama sizleri dışarı almak zorundayız. Sebep? Bahar temizliği yapacağız. Aman bunların da tek derdi temizlik, bahar temizliği. Başka bir şey bilmez bu kadınlar. De haydi haydi oyalanmayın, çıkın da biz de bir an önce işimizi görek he. Allah Allah, aceleniz ne? Ulan siz de bir bardak çay istesek 3 saatte getirirsiniz. Ya haydi gider de kızlar temizliğini yapsın. Haydi. Yürüyün haydi. Hiç girme Möteber abla. Bu gelin kılıklılar temizlik edeceklermiş. Yok ana. İlk önce ben bu gelinlerden birini güzelce bir temizleyeceğim. Heh. Hadi. Şöyle geçin, geçin nereye? Oturun bakayım bir. Oturalım. Benim temizleyeceklerim var. Haydi. Evet hanımlar, duydunuz zilin sesini. Bizi yalnız bırakın. Yok yok. Onlar da kalsınlar. Benim bu diyeceklerim herkesleri ilgilendiriyor. Özellikle de Bela gelini. De bakalım Bela gelin. Ne zamana kadar saklayacaktın bizden? He? Neyi? Kısır olduğunu. Ne? Kesin nedir? Şöyle söyleyeyim Kamile Hanım, Güney bölgesine ait bulgurla yapılan bir çeşit meze. Biber salçası, nar ekşisi ve acı biber de servis önerisidir. Tamam tamam, bildim ben. Balla çok sever. Abla, sen ne dediğinin farkında mısın? Ay ağzın bal yasın da, yani ağzından çıkanı kulağın duyayım inşallah. Asiye, çok şükür ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor canım. Anda bu kız kısırdır. Ben anlamadım şimdi. Nedir? Balla sen nesin yavrum? Ben size şöyle anlatayım Kamile Hanımcığım. Çorak. Yani toprak mahsul vermeyin. Ah başımıza gelen ne? Kızım doğru mu yavrum, bu söylenenlerin asları var mı? Yok öyle bir şey. Ben kısır falan değilim. Sadece biraz hastayım. Heh! Bak işte kendi ağzıyla dedi. Ben kısırım dedi. Ya bu sadece geçici bir dönem. Çok kısa bir zamanda benim de çocuğum olabilir. Ay kadınlar, ben yanlış mı anladım? Bir dakika, yanlış anladımsa düzeltin lütfen. Şimdi keçi çobanıyla Balla'nın hiçbir zaman çocuğu olmayacak mı? Olmayacak. Oh, maşallah ne güzel. Tabii o zaman Balla'nın üstüne kuma da gelir değil mi? Tabii sizin için çocuk da çok önemlidir. Çok doğru. Çocuk şart. Ailenin devamı için gereklidir Kamile Hanımcığım. Tabii tabii gerekli. Ben sizi o kadar iyi anladım ki maşallah. Ya ana kız olacak dedi ya abi. Nazgül, güzel kızım. Onun demesiyle olacak iş mi bu yavrum? Ya doktor dedi ki... Asiye, sustur şu çürük elmayı. Derhal aşağıcığım. Bana bak.
Zaten sana laf düş müydü? Ha bundan böyle gözümüzde yok hükmündesin. Vermeyince vermiyor güzel Allah'ım işte. Ne yapacaksın? Yani boşuna debelenme derim ben. Ya ne var bunda ha? Niye bu kadar çok büyütüyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi. Hem... Ay ne sorundu? Hazar da var. Oy! Bak göreceksiniz. Biz o çocuğu yapacağız. Kısır olmadığımızı hepinizi ispatlayacağız. Hepinizi. Ha ben bu bela gelini yolarım. Belo. Mütemir abla. Hocam. Duydun mu belanın dediklerini? Ha duydum. Ay çok şükür Allah yüzümüze bakıyor o Ayşe. Valla ben bu gelin dediklerini pek anlayamadım ya. Ya neyin anlamadın Türkmen abla? Bunlar karı koca Hazar'la bela kısır kere kısırmış. Yalan dur! Ha bu karının şerfinde kez o. Bütün kabahati kusuru benim dalyan gibi oğluma atayım. Ocakta yeme abla! Bu ne ya? Dut dut dut. Çok mühim bir kitap okuyoruz burada. Allah Allah. Nereden kısılıyor bunun sesi? Faysal mı? Faysal da kim? Hoşver. Faysal. Şşş. Ne duruyorsun lan? Açsana şu telefonu. Şşş. Nereye bakıyor? Buradayım burada. Alo. Sen? Benim tabii. Başka birini mi bekliyordun? Ha Kamil, kılıbık mısın oğlum sen? Elin adamın karına mesaj atmış. Okumayacak mısın? Okuyacağım. Okuyacağım tabii. Okumam lazım. Haklısın. Hayır! Kamil, yapamazsın bunu. Senin gibi bir beyefendi hiç telefon kurcalar mı? Kurcalamaz. Kurcalamamak lazım tabii. Haklısın. Bakmayacaktım ki zaten ya. Öyle. Yok bakmam. Aha. İşte sana da bu yakışır. Aha. Ne çabuk pes ettin lan. Al çabuk telefonu. Al al. Şş, al al. Hayır Kamil lütfen. Kamilla'ya büyük saygısızlık olur. O elin adamlarıyla mesajlaşırken seni düşünmüyordu ama. Ne demek istiyorsun sen Kamilla için? Ne anladıysan o. Aa, ama gerçekten çok ayıp. Ayıbın yolları kayıp. Seni kibarlığa davet ediyorum. Bugün başka yere davetliyim şekerim, gelemeyeceğim. Faysal da Kamilla'yı davet etmiş miydi acaba? Yeterim be. Çekil gidin başımdan, sizi vuracağım. Cevap vermiyorsun. Güllü lokumum. Güllü lokum mu? O ne be? Çok özledim seni. Yeniden gözlerine bakmak için sabırsızlanıyorum. Yeniden ne be? Demek ki daha önce buluştular. Yeni. Gel de kaldır şu kepçeyi lokumum. Ne diyorsun be sen? Kimliği kaldırıyor, ne kepçesi? Allah'ım, bu ne ya? Rüya alma, bu kabus çok saçma bir şey bu. Hayır, hayır. Ah! Kabus falan değil. Her şey gerçek. Kim bilir? Daha neler var bu mesajlarda? Kamilla. Sen neler yazdın bakalım.
Faysal'a. Kusura bakma Faysal'ım. Seninle yeterince ilgilenemedim. Oysa kaslı vücudun çok daha fazlasını hak ediyor. Camilla. Bana bak, Sakar Murtaza. Kırılacak var onların içinde. Dikkatli taşı ha. Anamlar nerede? Hamama girdiler. Sabah sabah. Aha. Allah'ım. De haydi oğlum, Allah'a ısmarladık. Dilsiz ben gelemeyim. Zalim kral beni kuleye hapsetti. Gidin Kuzey Kuzey, siz hala ağzın yerine de gelsin. Haydi ya. Hey, halde gezeriz. Hem size kart atacağız biz, merak etmeyin. Kız Nazgül, kart atmak diye bir şey mi kaldı? Fotoğraf çekip paylaşacağız, like alacağız. Ama çok kalmayacağınız değil mi? Yok canım, çok kalmayacağız. Gel oğlum. Ah, ah. Oy. Hem Belo yengem bakacak sana, merak etme. He, o zaman istediğiniz kadar kıl. Vah. İyi, görüyorsun değil nankör meşkuku. Hemen sattı anasını. Bol bol eğlenim. Oy. Hakkını helal edesin Belo. Teşekkür ederim. Ne demek? Kız! Gel kız buraya. Asma suratını sukumsuz yengen gibi. Oo, hemen geleceğiz kuzum. Hem bak sizi de götüreceğiz ha, değil babası? He he, tabii tabii götüreceğiz. He, gördün, aferin. İyi yolculuklar Eltim. Ya Nazgül, yapma öyle. Bak ben affettim, sen de affet. Sen belosun, affedersin. Ama Nazgül affetmez. Oğlum senin bu karın devreleri yandı herhal gene. Sen al bunu götür haydi. Ya hakikaten ya, uçağı kaçıracağız, haydi, haydi. Kaan valla uçak uçak deyip durma, yüreğim uçuyor zaten ya. Korkma yenge, korkma. Abim senin yüreğini tutar. Hadi uçağı kaçıracaksınız, hadi. Ya uçak senden korksun yavrum, haydi. Ay. Hadi bacana, haydi. Ben şöyle öne oturayım, değil. Valla kaçıracağız ha. Hadi Allah'a emanet ol. Ay bir şey gördüm sanki. Lan de git. Bir şey gördüm falan yok. Bizi de işimize verip duruyorsun be. Vallahi gördüm Asiye. Ses de duydum. Kim var orada? Ay tövbe bismillah. Allah aklım çıktı ya. Ya Ayşe ya. Salak. Fare herhalde ya. Ya abla fare değil ya. E fareydiyse ahtaplı kediydin o zaman. Bak nelerle uğraşıyoruz. Ya bir de git Allah aşkına, seninle uğraşmayalım ya. Abla, abla gidelim ne olur, korkuyorum. Kız sus, çenesi kopasıca ya. Ya dikilip duruyorsun orada başımızda zebani gibi. İl de iki kazma da sen vur, belimiz koptu burada. Ben ölürüm de gelmem oraya. Yani ancak ölürsem girebilirim. Asiye ya, Allah aşkına şu kutluklarla uğraşıp durma ya. Anam biz kaç metre kazdık ya? Daha ne kadar kazacağız? Şşt! Kutluk! De. Getir şu dedektör müydü? Neydi Allah aşkına, şurayı bir yoklayalım, getir. Al. Oh! Ver bakayım anam. Nasıldı? Dur abla, açayım. Hadi aç. Hah. Ha. Abla! 20 saatinde! Dur. Ne ola ki bu? Bilmiyorum anam. Dur bakayım. Anam! Kız! Kasmanın uçuna bir şey değdi ya. Uçuna bir şey tuttu. Bırakmayın. Tabii. Bu teremler kasmanın uçunu tuttu. Allah. 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 Anda küp var ya burada. Ne? Küp mü? Abla hakikaten küp ya bu. İçinde ne ola ki acaba? Yılanlar olmasın. Kız ne yılanı be, saçmalama. Belki Alaaddin'in sihirli kubudur. İçinden üç harfler çıkar.
Alaaddin'inki küp müydü? Değil mi? Anam, belki de küpün içine tulum peyniri basmışlardır. Toprağın altında soğuğu yiyince ne güzel olmuştur o. Çıkarın, çıkarın. Hadi abla. Hadi. Gel, bismillah. Bir, iki, üç. Oy, o çok da ağırmış. Ana. Ana. Abla. Kız. Ay. Asiye. Abla. Açalım mı kız kapağını? Aç ablam, aç. Ay bismillah. Ay. Üzme artık kendini ne olursun. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kalender babamı duydum Hazar. Çok üzüldü, inanamadı. Canecik karım. Kimin ne söylediğinin ya da ne hissettiğinin hiçbir önemi yok. Kim ne derse desin biz kulağımızı tıkayıp önümüze bakacağız. Ve sonunda da çocuğumuzu kucağımıza alacağız. Gerçekten çok istiyorum Hazar. Ben istemiyor muyum sanıyorsun karıcığım? Böyle senin gibi bakan, senin gibi gülen bir kızımız olsun. Ya da senin gibi böyle yakışıklı bir oğlumuz olsa. Ha şöyle işte. Gül böyle aşkım. Ne öyle karaları bağlamışsın. Ay ama çok korkuyorum Hazar. Olmama ihtimali de var sonuçta. Olmazsa olmasın. Ben seninle sanki sadece çocuk için mi evlendim aşkım? Ya sen ağasın Hazar. Senin çocukların olması lazım. Benim bir tek sana ihtiyacım var karıcığım. Başka da hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben seni çok seviyorum. Ben seni daha da çok seviyorum.